Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Penye ipten örgü kapüsü hazırlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler böyle bir halka. Bunlar ikiye ayrılabiliyor. İsterseniz tek katında kullanabilirsiniz. Ayrıca köpük olanları da mevcut. Onları da kullanabilirsiniz. Ribbon penye ip. Bunların bir paketi yeterli geliyor. Ve buna uygun olarak da 7 numara tığ. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Zincir ile başlıyoruz. İpi bu şekilde bağladım. Şimdi bu haricinde 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ve 15. Ne çok sıkı ne çok gevşek, orta kararda. Şimdi ben bunların bir tanesini kullanacağım. Çift halka kullanacak olan arkadaşlar 20 tane zincirle başlayabilirler. 20 zincir de elinizin sıklığına, bolluğuna göre değişecektir arkadaşlar. Yani şöyle halkayı kapatana kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Ben tek halka kullanacağım. Bunun için de 15 tane zincir yeterli geliyor. Bu şekilde. Çektim. Şimdi 15 zincirden hariç bir tane daha zincir çektik. Ve 15. zincirin içine batıp sık iğne oluşturuyoruz. 14. zincirin içine geçtim. Sık iğne. Her bir zincirin içine şimdi bir tane sık iğne yapacağız. Bunu ikili trabzan olarak da yapabilirsiniz. Şimdi sonuna kadar geldim. İlk başta burayı saymamıştım. Yine burayı başlayıp bitirdiğim nokta olacak. Dönüşte burayı kapatacağız. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Döndüm. Hemen şimdi yanındaki şu boşluğa batıyoruz. Batıp tekrar bir sık iğne. Bir zincir çektik. Geri döndük. Şöyle şu boşluklara batacağız. Hemen dibinden başlıyorum. Birincisini yaptım. Hemen yanındakine geçtim. Boşluklara. Burası da böyle dümdüz bir şekilde devam edecek. Şimdi son bir tanesindeyim. Buraya da batıyoruz. Sık iğneyi oluşturduk. Şimdi tekrar bir zincir çektik ve geri dönüyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Sık iğneyi oluşturduk. Artık boşluklara devam ediyoruz. Tekrar son bölüme geldik. Yine tam dibine
batıyoruz. Buradaki boşluğa batıyoruz. Sık iğneyi oluşturduk. Tekrar bir zincir ve döndük. Hemen dibinden devam ediyoruz. Kenarlar bu şekilde düz oluyor. Şöyle hemen göstereyim. Bunu ben devam ettireceğim halka boyunca. Böyle uç uca gelmeye başladı. Bunu bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem uygulamadan halkanın etrafı boyunca yapacağız. Örme işlemimiz bitti. 64 sıra ördük arkadaşlar bu şekilde. İki tarafı da aynı. Yani istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Şimdi halkanın bir bölümünü alıp artık dikeceğiz. Uçlarını bir araya getiriyoruz. Herhangi bir iğne iplik de kullanabilirsiniz. Şöyle bağlayalım hemen buradan. Aralarından geçirerek dikeceğiz. Bu işlemi sona kadar devam ettiriyoruz. Yani fazlalık kalmaması için böyle aralarda böyle bir işlem yapıyoruz. Şimdi bir tanesinden çıkardım. Tekrar aynı noktaya batıyorum ve şu iç taraftakinin diğerine batıp bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Hemen bir ilerisindeki. Bu şekilde ara ara yaparsanız burada sonradan fazlalık bölüm kalmayacaktır. Çünkü burası biraz daha dar olduğu için bitiminde böyle bir görüntü olacaktır. Bunun olmaması için buralarda toparlayarak gidiyoruz. Tekrar yapalım. Aynı noktaya batıyorum ve bir ilerisine. Tekrar aynı nokta ve bir ilerisi. Şimdi hemen yanındakine batıyorum ve tekrar çaprazlama aynı yerden çıkıyoruz. Bunu ara ara yapıyoruz. Ki şurası tam uç uca denk gelsin. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonuna kadar diktik. Şu fazlalık ipleri iç bölümüne saklıyoruz. Şimdi buradan ipi koparmadım. Direkt tam karşısına geçiş yapıyoruz.
Bu sefer de böyle dikeceğiz. Ve şu arayı kapatmış olacağız. Bu ipi de buraya bağlayacağız ve halkamız oluştu. Bu bölümü çiçeklere denk getireceğiz. Şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz. Süslemek için de böyle çiçekler kullanacağım. Bunları buraya sabitlemek için de sıcak silikon kullanacağım. Silikon tabancası olmayan arkadaşlar silikonun şu bölümünü çakmakla yakıp damlatarak yapıştırabilirler. Ya da dikerek de yapılabilir. İğne iplik yardımıyla böyle dikerek de yapabilirsiniz. Evvela yaprak bölümlerini yapıştırıyorum. Şu başlayıp bitirdiğim nokta belli mesafelerde böyle sıcak silikon döktük. Evvela yaprakları yapıştırıyoruz. Çiçekleri de bu şekilde yapıştıracağız. Evvela yerlerini ayarlamaya çalışıyorum. Aralarına da böyle bunları yerleştireceğiz.
Aralarını bu şekilde çiçekler yerleştireceğiz arkadaşlar. Kapuçusumuzun yapım aşaması bu kadardı. Bunu ılık suyla istediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Kirlendiği zaman. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.